İlk konuğumuz telefon attığımızın diğer ucunda sevgili dinleyiciler, Üsküdar Üniversitesi Rektörü, Psikiyatrist, Profesör Doktor Nevzat Tarhan. Hoş geldiniz Sayın Tarhan programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim, sağ olunuz. Bugün meslek seçme sürecinde ailelerin rolü üzerine konuşmaya gayret edeceğiz elimizden geldiğince. Tabii meslek tercihi hepimiz için çok önemli, önemliydi de. Önemini arz etmeye de devam ediyor zaten. Çünkü genellikle ömrümüzü bir değişiklik olmazsa bu meslekle sürdürüyoruz ve noktalıyoruz. Tabii meslek seçimini etkileyen de pek çok faktör var. Önce onları sizden dinleyelim, sonrasında da ailelerin nasıl bir rol üstlenmesi gerektiğini konuşalım. Tabii şimdi insan hayatında iki tane önemli karar var. İki tane önemli dönemeç var. Bunlardan birisi evlilik, diğeri de meslek seçimi. Hı hı. Yani bu iki kararda da kişinin doğru karar vermek için daha geniş düşünmesi, çok boyutlu düşünmeyi başarması gerekiyor. Çünkü verdiği kararı daha sonra telafisi çok zor oluyor. Ağır önüne çıkan sorunları aşması daha zor oluyor. Bu nedenle kişi meslek seçimi günümüzün, madem bugün konuşacağız, hı hı, bu kararlardan ikinci önemlisi de meslek seçimi. Meslek seçimi özellikle lise döneminde, lise çağında, işte üniversite sınavı dönemine sınavlar bitti. 20 Temmuz'da, önümüzdeki hafta şeyler belirlenecek. Artık sonuçlar açıklanacak. Daha sonra tercihe başlayacaklar. Kariyer kararlarında en doğru kararı nasıl vereceklerini düşünecekler. Burada tabii çeşitli o tercih teknikleri var. O ayrı bir konu. Onu tercih danışmanlarımız daha güzel anlatır. Ben burada meslek seçimde kişinin hem başarılı hem mutlu olmasını nasıl sağlarız? Bunu hedef seçmek gerekiyor. Şimdi bir anne babaların rolü buradan diyorsunuz. Şimdi bakıyoruz. Şimdi şu anne baba şöyle düşünüyor. Çocuğum zeki olsun, başarılı olsun, çalışkan olsun istiyor. Bu üçü yeterli mi? Hı hı. Yani bakıyorsunuz çocuk zeki, çalışkan ve başarılı. İyi bir kimya mühendisi olmuş. Yani iyi bir kimya mühendisi. Ama kimya mühendisi olmuş, çıkmış işini, mesleğini yaparken yani başarısında, zekasında bir sorun yok. Fakat hırslı bir çocuk. Sosyal başarı yönü zayıf, hayat başarı yönü zayıf. Onun üzerine ne yapıyor? Öyle bir yanlış yöntemlere başvuruyor, sentetik esrar üretiyor, işin seni yapamadığı. Sonra yakalanıyor, hapse giriyor. Şimdi bu zeki, başarılı, çalışkan ama mutlu olamıyor. Yani o halde biz zeki, çalışkan, başarılı ama iyi çocuk yetiştirmemiz gerekiyor, iyi insan olmak. Burada 3 parametre değil 4 parametreden hareket edebilmek. Yani iyi insan olmayı çocuklarımıza bir ego ideali olarak öğretemediğimiz zaman o çocuk böyle durumlarda çeşitli zevk tuzaklarına düşer. Çeşitli bazı insani zaaflara, hırs, doyumsuzluk gibi zaafların etkisinde kalabilir. Galiba Nevzat Tarhan, sözünü ettiğiniz bu 4 ana başlıkta iyiliği ilk sıraya taşımak gerekiyor. Yani önce iyi insan, evet, diğerlerinin çok da bir anlamı kalmıyor galiba, değil mi sonrasında? Önce iyi bir çocuk yetiştireceğiz, vicdanlı bir çocuk yetiştireceğiz. Önce topluma, ailesine, kendine faydası olacak bir çocuk yetiştireceğiz. Ondan sonra zekası, başarısı ve mutluluğu gibi faktörler, tabii bunların da burada da çocuğun isteklerini ve taleplerini göz ardı etmemek gerekiyor. Çünkü çocuk bazen zeki, evet, başarılı, iyi bir çocuk ama ne yazık ki belki mutlu olmayacağı bir seçim yapacak ve hayatını o seçimle sürdürecek. Burada işte o meslek seçme sürecinde aileler devreye giriyor ki bundan biraz söz edelim istiyorum ben sevgili dinleyicilerimiz açıkçası. Çünkü aileler genelde bu konuda kendi tercihlerini de çocuklarıyla ne yazık ki paylaşmanın ötesine geçiyorlar. Bazen baskı unsuru oluşturabiliyorlar. Burada nasıl bir yol izlemek gerekiyor? Tabii. Burada yani şimdi SWOT analizi vardır biliyorsunuz iktisatta. Yani bir karar vermeden önce güçlü yönler, zayıf yönler, imkan ve kabiliyetler, tehditler, fırsatlar birlikte değerlendirilir. Hı hı. Öyle böyle dört açıdan bakılır. Güçlü yönler, zayıf yönler. Aynı şekilde çocuğumuzun meslek seçiminde de benim çocuğumun güçlü yönü nedir, zayıf yönü nedir? Şu andaki onun yapabileceği imkanları neler? Neler var? Fırsatları, imkanları nelerdir? Ve onun için tehdit olabilecek, zararlı olabilecek neler vardır?
dördünü bu aynı zamanda bir savaş komutanın savaş kararı verirken de ele aldığı, insanın hayat yolunda ilerlerken de ele alacağı bakış açıları bu formülü şeyde de vurgulayacak. Meslek seçiminde senin çocuğun, yani çocuk diyelim hani sosyal alanda yahut da işte matematikte çok başarılı, anne babanın bir hayali var. Şöyle yapmış. Birinci çocuğum şu mesleğe, ikinci çocuğum şu mesleğe, ikinci çocuğum şu mesleğe olsun. Kafasına bir hayal etmiş anne baba. Ve çocuklarını o mesleklere göre sanki eşya gibi ya, bir kedi yavrusunu alıp oradan oraya koymak gibi böyle çocuklarını meslek seçimiyle ilgili bir anne baba bu omnipotent dediğimiz, grandiyoz dediğimiz böyle tam güçlülük duygularıyla kadir mutlak duygusu deniyor. Hatta bunun için psikolojide tanrı kompleksi deniyor. Yani Allah rolünü çalmak gibi aşağı öyle bir şey, kişi kendini öyle şey görüyor ki çocuğun ölümüne bile karar ben verebilirim tarzında böyle güçlü düşünce, tam güçlülük tarzında kadir mutlaklık hissi yaşıyor bazı anne. Onlar bu hatayı çok yapıyorlar. Yani çocuklarını böyle şey eşya yerleştirir gibi mesleklere yerleştirmek i̇şte istiyorlar. İşte o bir durumlarda hadi. Benim bir teorim var. Kusura bakmayın sözünüzü kesiyorum tamam, ama rica ederim, madem bu kadar idealleri varmış kendileri gerçekleştirselermiş. Çocuğa o sorumluluğu yüklemenin gereği yok değil mi? Tabii ya işte orada genellikle o ben başarmadım o çalış ya başarsın gibi iyi niyetli ama son derece yani o çocuk babaya karşı oluyor mesela. Anneye karşı oluyor böyle. Anneye hem sevgi hem öfke oluyor. Hatta anneye babaya karşı ters kimlik geliştiriyor. Öyle olduğu için çocuk tam tersi tembel bir çocuk oluyor. Hı-hı. Anne babayı sinirlendirip zevk alıyor. Pasif agresif oluyor. Yani onun için çocuk ve hele bu zamanda şu anda özgürlük çağı. Yani bu çağda çocuğa dayatmak, buyurgan yaklaşmak, o çocuğu kaybetmek. Halbuki anne ve baba başka anne baba yok. Annelik ve babalık rolünü yıpratmadan çocuğu mesleğine yönlendirmemiz gerekiyor. Ve burada anne ve babanın sadece uyarı vazifesi var, kılavuzluk vazifesi var. Ama böyle buyurgan tarzında yaklaştığı zaman onun bütün sorumluluğunu o almış oluyor. O çocuk ileride pişman oluyor. Biz çok rastlıyoruz. Çocuk mesela geçenlerde bir rastladığımız için çocuk İTÜ makine mühendisi 4. sınıfta ben bırakacağım diye geldi. Anne baba şaşkın ya böyle bir okulu kazandı niye bırakıyor ne yapıyor filan. Çocuk hiç istememiş. Ama artık 3. 4. sınıfa gelince ben bu mesleği yapamam istemiyorum. Geçiyorum sınıf ama ben mutlu olmadıktan sonra niye yapayım diyor. Çocuk artık hayır demeye başlamış ve onlar da panik içinde geliyorlar bize. Ya. Yani böyle durumlarda biz yani makul bir çözüm bulmaya çalışıyoruz ama oldukça zor tabii. Tabii o geçen yani, 4 senenin telafisi de yok. Pek çok anlamda yani, yok değil mi? O 3-4 sene kaybetmiş oluyor çocuk girse başka mesleği. Çünkü yani bir insanın mesleğini yaparken başarılı olması kadar orada mutlu ve uyumlu olması lazım. Yani iş yerine severek gitmiyorsa, dersler severek çalışmıyorsa, sadece vatani görev gibi yani askerlik yapar gibi mesleğe gidiyorsa, mutlu olmazsa o meslekte başarılı olamaz ki. Yani bunun için burada çocuğun zorunlu anne babanın zorunda da tabii uyarı vazifesi var. Artılarını, eksilerini söyleyecek çocuğa. Bak eğer bunu seçersen böyle bir senin kapasiten var burada yapabilirsin diye. Yani ortada yani ikna yok tartışarak konuşa konuşa yanlışı konuşacak, doğruyu konuşacak ve ortak bir altın orta nokta var. Ona buluşmayı çocuklar öğrenecek yani bu anne baba. Şimdi o tercih dönemini pek çoğumuz belki yaşamışızdır. Ya kendimiz yaşadık ya da çocuklarımız vasıtasıyla yaşadık. Tercih zamanı geldiği zaman oturuyorsunuz ve çocuk isteklerini dile getiriyor. Siz nelerin olabileceğini çünkü sadece çocuğun istekleri de tabii ne yazık ki gerçekleştirebiliyor olsak herkesin hayali ne güzel olur ama çok da mümkün değil. Yani gidip de başka bir şehirde yaşatma ve çocuğunuzu okutma imkanınız yoksa okutamazsınız. Evet. Sizin de elinizden gelmeyenler var. Dolayısıyla bir masaya oturuyorsunuz ve neleri yapabileceğinizi konuşuyorsunuz. Nasıl bir yol haritası çizmeniz gerektiğini konuşuyorsunuz. Peki burada öncelik çocukta mı olacak, bizde mi olacak? Kim karar verecek? Burada bütün artıları eksileri masaya yatırılıp beyin fırtınaları yapıp burada buyurgan yaklaşmadan çocuk bazı durumlarda anneye babaya tepki olarak annenin istemediği mesleğe kör körüne savunurlar. Böyle durumlarda bu ben diliyle konuşması lazım annenin babanın. Sen diliyle değil. Sen şunu yapmalısın, sen böyle olmalısın, sen aslansın, sen kaplansın gibi yaklaştığın zaman onda
böyle durumlarda özellik duygusu zarar görüyor. Yani böyle durumlarda bence şunları şunları seçersen senin için daha iyi olur. Ben böyle düşünüyorum. Ama burada bunu seçersen şunu şunu kazanırsın, şunu seçersen şunu şunu kaybedersin. Bunları gerekçeleriyle birlikte hayır demek gerekiyor çocuğa ya da evet demek gerekiyor. Böyle bütün buralarda ideal olan mutabakatla anne baba çocuk ortak bir mutabakatla karar verilmesi. Böyle durumlarda. Ama çocuk bu durumlarda kararsızsa anne baba onun yerine karar verebilir kararsızsa. Hı hı. Yol gösterebilir. Durum, yol gösterme açısından tamam böyle diyebilir. Ama çocuk çok kesin kararlı net konuşuyorsa benim fikrim bu. Ama hayat senin, karar senin, sorumluluk sana ait diye burada son kararı gerekçeleri birlikte. Anne ben yalnız öyle senin gibi düşünmüyorum. Ama sonuç çünkü 18 yaşına gelmiş artık bir çocuk bu. 18 yaşına. Hı hı. Yani her şeyi tam bilemiyor, doğru bilemiyor. Annenin babanın yanlışlarına hayır deme hakları var. Onlar da kullansınlar. Ama yani bu böyle durumlarda böyle zorla otoriter yöntemlerle çocuğa tercih yaptırdığım zaman çocuk yani 10 çocuktan 2-3'ü mutlu oluyor. Bir şekilde sonradan kabulleniyor, alışıyor. Ama 7-8'i yani bizim gözlemlediğimiz sonra mutsuz oluyor. Her ders çalışmada anne babayı öfkeyle çalışıyor. Yani sonrası anne daha baba büyük ilişkisi sıkıntı daha önemli. Okuldan meslekten daha önemli. Anne baba rolü. Evet. Sonrasında çok daha büyük sıkıntılar yaşanabilir Zira mutsuz bir tabii. Çocuğa sahip olursunuz. Sizin belki az önce dile getirdiğiniz gibi o isyan süreci başlayabilir. Olmadık bir zamanda her şeye sıfırdan başlama isteği ortaya çıkabilir ve telafi edemeyeceğiniz başta zaman olmak üzere pek çok sorun ortaya çıkabilir ki bunlar da hiç istemediğimiz, karşılaşmak istemediğimiz manzaralar. Tabii bu durumda genellikle şöyle bir sıkıntımız mı var acaba? Biz çocuğumuzu genellikle kurslara gönderiyoruz, bir şeylere yönlendirmeye çalışıyoruz. Hep kendi genellikle arzularımızdan kaynaklanıyor bunlar. Kendi beklentilerimizden belki. Tabii, ama çocuğumuzun tabii. Zihinsel gelişimini, fiziksel gelişimini bazen böyle bir endişem var. Çok acaba ciddi anlamda gerçekçi değerlendiremiyor muyuz? Çünkü tabii, bunun için, hepimiz aynı evet. Zekaya sahip değiliz neticede. Tabii bunun için mesela bir Holland kariyer testi var. Yani Süren Üniversitesi olarak web sayfamızda var. Üniversite olarak yapılıyor. O testler herkes yapabilir. O test 10 dakikalık bir test. Yaparak kişi kendisinin yani hatta ben de kendime yaptım mesela hangi alanda daha üstün diye. Mesela hangi estetik sanat alanlarında mı, sosyal becerilerde mi daha ilerisin, matematiksel başarıda mı daha ilerisin. Kişi de ana meslek kategorilerinde yani kişinin böyle düşünce yapısına göre, hayallerine, arzularına, beklentilerine ve kendisiyle ilgili değerlendirmelerle ilgili sorular var. Onun sonucunda böyle bir fikir veriyor kişi. Bu alanlardan bir meslek seçerse yani kişinin daha başarılı hem de daha uyumlu olmasını sağlıyor bu. Hayatta çünkü başarılı olanlar muvaffak olmuyor. Uyumlu olanlar muvaffak oluyor hayatta. Hı hı. Hayat başarı mükafatını tahammül edenlere veriyor. Hayat mükafatını böyle çok çalışanlara vermiyor. Zorluklara da dayanabilenlere veriyor. Onun için bu böyle durumlarda yani kişinin güçlü yeteneklerinin de bilmesi gerekiyor. Sosyal becerilerinin, hayat becerilerinin de bilmesi gerekiyor. Onun için bunlarla ilgili sorular var orada. Bu sorularla kişi kendini analiz ederse, testleri yapıp hangi tarafta ağırlık çıkıyorsa ona yönelebilir böyle durumlarda. Yani o da bilimsel bir yardımdır. Hı hı. Evet. Bu arada az önce ne yazık ki anne ve babaların kimi tavırlarının, o baskıcı tavırlarının ya da ideallerini gerçekleştirme konusunda çocuğa yaptıkları baskının sakıncalarından söz ettik ama bir de tersi bir durum var. Çok pasif bir yaklaşım gösteriliyorsa eğer, evet. Yani her şeyin kontrolü çocuğa bırakılıyorsa böyle bir durumda nelerle karşılaşırız? Tabii yani bu da rastlıyoruz. Yani bizim Türkiye'de çok fazla değil bu. Birinci grup daha fazla ama yani bazı anneler babalar ben çocuğumu özgürlükçe yetiştiriyorum diyerek özgürlükle sorumluluk arasındaki dengeyi kazandırmıyor çocuğa. Yani bu genellikle bu tarz böyle yani buna her şeye izin veren eğitim annelik babalık modeli diyoruz buna eğitim sistemi her şeye izin veren. Halbuki hayatta her şey çocuğun arzuladığı gibi değil
bazı durumlarda bir amaç, çocuğun hayatta bir ego ideali olacak, amacı olacak. Amaca giderken bazen hoşlanmadığı şeyleri de baş etmeyi başarabilecek. Onun için bu, yani özellikle ergenlik dönemi 22 yaş civarında bitiyor. Ondan sonra olgunluk dönemine geçiyor. O döneme kadar burada yani üçüncü kişilerin onlarla ilgili rehberlikleri çok önemli. Buradaki en önemli kişi, üçüncü kişi de anne babadır. Hatta 18 yaşına kadar anne baba çocuğun doğal vasisidir. Yani onun için anne baba böyle durumlarda erken çocuğu salgın çayda Allah kayıra gibi büyütüyorsa büyük bir vebal altındadır. Bu çocuk hatalı kararlar verir. İleride bu konuda bana niye yardım etmedin, niye bana fikir vermedin diye anneyi babayı suçlar. Niye yönlendirmek? İyi bir iş adamı diye, olabilirsiniz ama iyi bir baba olmak da önemli. İyi bir eş olmak da önemli. Yani bunun için bunları iyi, yani iş kadını olabilirsin ama iyi anne olmak da önemli. Bunun için iyi bir anne demek çocuk için çocuktaki çocuğun yaşam koçu olmak demektir. Ona yani yol gösterici olmak demektir. Onun yerine geçmek demek değildir. Çocuklar bizim çocuğumuz ama bize ait değil. Bizim uzvumuz, uzantımız değil. Yahut da bir çocuklar 18 yaşına kadar bizim maddi manevi sorumluluğumuzda, yasal olarak da böyle, hem de psikolojik gelişim açısından da öyle. Yani o yaşa kadar akıldan çok hisler hakim bu yaş döneminde, ergenlik döneminde. Akıldan çok hisler karar verdirdiği için sadece hisleriyle hareket eden bir çocuk, bir genç uzun vadeli düşünemez. Hep kısa vadeli, anlık düşünür. Halbuki anne, baba, bilge kişiler orta ve uzun vadeli projeksiyon yapabilirler. Onun için annenin, babanın ya da üçüncü büyük kişilerin ya da bilenlerin rehberliği burada altın değerindedir. Yani ileride deneme hayatta en zor, en pahalı yöntem denilme yanılma yöntemi. Çünkü bizim her şeyi deneyip yanılarak öğrenme imkanımız yok. Akıllı kimseler başkalarının tecrübelerinden faydalanan kişilerdi. Bunlar, bunun için bunlar bilge kişilerdi. Hatta hayvanlarda da öyle. Mesela geyiklerde vardır o. Kıdemli geyikleri hep korurlar. Onlar nereye bakarsa sürü o tarafa kaçar tehlike anında. Yani böyle de bir hayatta da böyle yani. Onun için bilgelik, yani 65 yaş üstü bir kenara çekil ve hayatını yaşa denilen kişiler değil. Onlar fikirlerinden faydalanacak, görüşleri alınacak kişilerdir. Yani bu tarz dedelerin görüşlerini de alma, bırakalım anneyi tecrübelerinden babayı. Tecrübelerinden faydalanmak gerekiyor. Bu tecrübelerinden faydalanan kişiler daha az hata yaparlar. Yani bunu anne babanın bilmesi gerekir. Peki Sayın Nevzat Tarhan, şimdi biz 28 Temmuz tarihinde yüksek öğrenim sınav sonuçlarının açıklanacağını söyledik. Erişime açılacağını duyurduk ama hep pozitif olan yönlerini biraz paylaştık. Ve o sınav sonuçları açıklandığında kimileri de hayal kırıklığına uğrayacak. Burada aileler nasıl yaklaşsın? Tabii hayal kırıklığına uğrayacak şu anda üniversite sınavı kişinin hayat yolunda giderken başarı basamaklarından birisi. Bir başarı basamağı. Şimdi bu basamağı geçemezse B planı olması lazım. Şimdi C planı olması lazım. Yani bunu bir sanki böyle hayatımda böyle yaşam kalım mücadelesi, ya her şey bitecek ya da her şey birdenbire düzelecek gibi düşünmemek gerekiyor. Yani burada bu sınav başarısına yüklenen anlamlar çok önemli. Eğer doğru anlam yüklenirse böyle durumlarda seçimleri ona göre yapar tercihlerinde. Bu tercihlerinde girerse katiyen okumayacağı yeri başkasının hatırı için yazmaması lazım. O da tercih. Çünkü yazacağı yerler en kötü senaryo diyor, kazansa bile girip okuyabileceği bir bölüm olması, bunları yazar. Eğer bu sene olmazsa seneye bir daha dener şansı. Evet, az önce aslında sohbetimizin bir noktasında söylemiştiniz. Hedef koymak gerekiyor. Evet, bu sene belki o hedefi gerçekleştiremeyebilirsiniz. Ama bu gerçekleştiremeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Yeter ki siz o hedeflere koşmaktan vazgeçmeyin. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Nevzat Tarhan aktarlıklarınız için.